Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Genç kardeşlerim, Rabbimiz şu üzerinde yaşadığımız dünyayı bütün nimetleriyle, cazibe alanlarıyla, her şeyiyle çok güzel, çekici, kendisine bağlayıcı yarattı. Çünkü kullarını, yarattığı kullarını, insanları sınamak istiyor Allah-u Teala. Bu sınama içinde böyle bir deneme, imtihan yapması içinde cazip bir alanda insanların ebedi ahireti mi, fani, geçici dünyayı mı tercih edeceklerini görmek istiyor. Bunun için deyim yerindeyse haramlar çok tatlıdır. Haram kazanç helal kazançtan daha tatlı gelir, daha hoş gelir insana. Helal ağır gelir. Tembellik ibadet yapmaktan, çalışıp rızık elde etmekten daha kolay gelir insana. Dünya cazip, uykusu cazip, çekici, yemesi, içmesi, gezmesi, tozması ama biz bu dünyanın sahibi değiliz. Bu dünyanın imtihan olduğunu bilmek zorunda olduğumuz için de bu imtihan noktasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Sorun dünyanın varlığında değil. Dünyayı hakkıyla alıp hakkıyla harcayan, değerlendiren ve dininden taviz vermeyen dünyadan dolayı bir sorun yaşamaz. Ama helal olmayan yöntemlerle dünyaya sahip olan, dünya derken parasından, pulundan, evliliğinden vesairesine kadar koltuğundan, işinden, gücünden her şeyi kastediyoruz. Helal olmayan bir yöntemle bunları elde eden, harcarken, kullanırken ya da diyelim daha geniş anlamda olsun, helal olmayan, Allah'ın izin vermediği yöntemle kullanan ve dünyalık kazanıyorum derken dininde eksiklik ortaya çıkaran birisi ahiretini harcamış olur maazallah. Bu noktada insanların kimi başarıyor bu noktayı, yani dünyaya tenezzül etmiyor, ahiretim bana daha lazım diyor. Dünyadan da Allah'ın helal ettikleriyle yetiniyor. Helal dairesi de herkese yetecek kadar bol, elhamdülillah zaten bir sorun olmuyor. Kimisi de hem Müslümanım diyor hem de Müslüman olmayanlar gibi dünyalık kazanmaya çalışıyor. Mesela bu uğurda yalan konuşuyor, bu uğurda zulmediyor, bu uğurda ebeveyninin hakkını hukukunu çiğniyor, haram yiyor, haram iş yapıyor, harama alet oluyor vesaire vesaire. Ama unutmuyoruz ki dünya bir imtihan ve bu imtihan gerçekleşsin diye de Allah dünyayı çok cazip yarattı, çok çekici dünya. Uykusundan, yiyeceğinden vesairesine kadar dünya caziptir ama fanidir, geçicidir. Bunu zaten biliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.